Aslında bu kutulardaki araçlar en ikonik araçlar ya da böyle akılda kalan araçlar değil de, ama mesela buradaki Skyline, şu Tokyo Drift'te ilk sahnesinde görünen araç, bunlar bayağı biliniyorlar. Diğerleri çok böyle hani şu mesela Fast and Furious'ta 6'da Fast and Furious 6'da görünen bir araç. Bunu mesela çoğu insan hatırlayacaktır filmde. Diğerleri daha çok böyle yanına da sağda solda çıkmış araçlar olarak az çok hatırlıyorum. O zaman kutlarını açalım yavaş yavaş. Hızlı mısın sana ün... Ay, hızlı mısın yalnız? Heyecanlı mısın sana ünlü arabaları göster. Hı? Çok. Belli oluyor. En az benim kadar heyecanlısın. Arkada o meşhur şarkı çalıyor. Hangisi? Sıfır değildi ama neyse. Açamıyoruz. Çünkü neden? Aha, neden? Makas kesmiyor. Para mı istiyor? Evet. Oldu. Neyse, makassız açmaya karar verdim. Ama kutuyu mahvedeceğim. Mahvetmeyecek kutusuna. İyi koleksiyoncular kutuları mahvetmez. Ettim. Acaba ben bu işi bıraksam? Oo, galite akıyor. Şimdi önce sevmediğimden başladım. Büyük Çünkü koleksiyoncuymuşsun bunun gerçekten. içindeki araçları daha çok biliyorum, hatırlıyorum daha doğrusu. Bunlar yine yeni filmlerden olduğu için çok hatırlamıyorum. Çünkü eskilerini 6 kere izledim, yenilerini sadece bir kere izledim. Evet, kutuya zarar vermedim. Kutuya zarar vermedim asla. O suçlu bakışlar. Keşke ben atsaydım kutuları. Surat ifadeni çekmek isterdim. Yani şimdi burada bunun kutusundan çıkarıp içine geri koymak isteyen insanlar olabilir. Niye bunu düşünüp böyle yapmamış? Yes. Evet. Aslında ilk olarak elim olmak istediğim araba şurada duruyor. Onu bilenler anladı. Yeşil olan. Hayır, değil. Aa, şey sarı olan. Hayır, değil. Allah Allah, hangisi? Mavi mi? Şimdi sen Fast and Furious'u kaç kere izledin? Furious yalnız. Hatırlamıyorum. Çok eski. Lisedeyken falan. İkiyi izledim. İkiyi izlemedim galiba. Nasıl izlemez? Beşi izledim. Tırdan kaçırıyorlardı arabaları falan. Şimdi sen şu arabanın olduğu filmi izlemedin. Hatırlamıyorum. Ya çok eski, hatırlamıyorum ki. Belki de izlemişimdir. Yani bence izlemişsindir. Çünkü Bence bunu de izlemeyen izlemişimdir. Hızlı Öfkeli izlememiştir şu arabayı. Gösterir misin? Kendisi bir Nissan Skyline. Paul Walker mı oynuyordu yoksa önceki adam mı? Paul Walker oynuyordu. Biraz çevirsene. Galiba izledim, evet. Nissan Skyline GT-R. Vay be. Bu arabanın hastaları var. Ama maalesef Türkiye'de yok. Çok güzel. Araba. Buradan artık gerekli araba kanallarını takip edip de şu arabayı görenler çok iyi anladın ne demek istediğimi. Şunu ayrı bir köşeye koyuyorum. Bunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz biraz sonra. Gelelim. Bu arada ben bu arabaların fotoğraflarını teker teker koyarım. Filmlerdeki yani. Bunu Tokyo'da izledim. Evet, izledim. Babaannenin arabası biliyor musun? Evet. Arka camı topla kırdı. Aa, evet. Evet, bu araba işte. Bir dakika. Ben filmleri hatırlamadığım için arabaların da nerede olduğunu hatırlamıyorum. Dişleri kırılıyordu böyle, gülümsüyordu polis karakolunda, hatırladın mı? Kamerayı çevirmek daha zor, arabayı çevirmek daha kolay. Şimdi açık söyleyeyim. Burada yani bu kutunun içindeki diğer 3 arabayı hatırlamıyorum. Muhtemelen filmlere bakınca hatırlayacağım. Ama şu anda bunu hatırlamıyorum. Bu şimdi Letty'nin arabası da olabilir. Made in Indonesia diyor. Hepsinde Made in Indonesia diyor. Niye Endonezya'da üretiyor bunlar? Çünkü ucuz. Bunun camları yeşil mi? Bilmem. Yeşil gibi duruyor da arkası. Bilmiyorum. Neyse. Siyah bence. Şimdi bu Letty'nin arabası da olabilir. Tam bilmiyorum ama markalarına bakınca hatırlayacağım büyük ihtimalle fotoğraflarını koyarken. Arabayı çevirsen çok Sağ güzel ol, ben olur. böyle koyayım, sen çevir. Evet. Zaten yakıp çekimlerine gireriz mutlaka Evet, aralara. aynen. Yine de bir biz de ilk kez elimize aldığımız için dokunmak istiyorum. Mesela şu değil de. Bunun bir tık daha detaylı olmasını isterdim açıkçası.
En azından şu ön far detaylarına. Mesela bak, ikonik far detaylarını şu yapmışlar. Senin hayallerinin oynadı var. Görüyor musun? Görüyorum. Arka farları çok ikonikti. Nissan Skyline'ları. Çok iyi. Arka farlarını yapmışlar. Azıcık da ön tarafa bir iki dokunuş yapsalarmış. Bir dakika bakalım. Evet, çok yine de Murat Bey. Bulabildiğim en iyi Nissan Skyline şu anda. Başka hiçbir yerde Skyline bulamıyorum. Şu arabayı hiç hatırlamıyorum desem. Porsche 911. Şöyle göstereyim. Yani tabii arabadan alabilirsen kendini. Bu arabayı hiç hatırlamıyorum desem yeri. Sanki böyle Brian'ın indiği bir sahnede vardı bu araba. Ama çok hayal meyal hatırlıyorum. Elini oynatma lütfen. Şöyle masaya koyayım. Evet. Çok hayal meyal hatırlıyorum ve hani biraz daha detaylı geldi diğerlerine göre bana. Şöyle oynayayım ben de. Lütfen bunlar oyuncak değil. Bunlar koleksiyon. Benim için oyuncak. Hayır değil. 69 Camaro. Bir dakika. Lütfen. Karışmazsam. Nasıl karışmazsam ya? Porsche 911 mi? Evet. Az önce söylemiştim, pardon. Videom elinden alıyor. 69 Camaro bu araba da aslında sanıyorum şununla aynı filmde bu araba. Şu ikisi. Yaş kutusunda yazıyor zaten, evet. Evet, bu ikisi aynı filmdeymiş. Hangileri aynı filmde? Şu ikisi. Diğerleri? Diğerleri de bu Tokyo Drift'te zaten. Tamam. Şunlar bambaşka filmlerde. Şunu zaten hayal meyli hatırlıyorum. Hani Porsche 911'i. Brian'ın o arabadan indiği bir sahne vardı. Sanki orada vardı gibi hatırlıyorum. Onun dışında hatırlamıyorum. Gelelim ikinci kutuya. Evet. Şimdi bu kutuda bindiğim tek araba bu. Bindiğin mi? Ya bindi, tabii bindiğim. Sen bindin. Bildiğim tek araba bu desem inanır mısınız? İnanırsınız. Bu şeyle de alakalı olabilir. Çünkü en yakın zamanda bu 6-7... Oynatma. En araba yakın... gidiyor. Bak araba gidiyor. Bu harbiden bu biraz hızlı bir araba çıktı. Evet. Bu harbiden fast. Ama film yazımı bilemiyoruz. Şimdi bu o tank kullanan falan o filmdeydi bu. Tanklı sahneyi falan hatırlıyor musun? Böyle Dominic püf diye uçtu ipi tutup. Hatırlamıyorum üstüne. Hatırlamıyorum. Seneler oldu diyorum, hatırlamıyorum. Seneler olamaz. Hızlı ve öfkeli 6 bu. Tamam, hatırlamıyorum. Ben 5'i izledim. 6'yı izlemedim galiba. Rio soygunu muydu 5? Rio soygunuydu, evet. Aynen. Bu nereden acaba? Bu galiba... Bir de Rio soygunu değilse iyi fena şey yaptık. Evet, bunu da hatırlamıyorum. Çok tipsiz ama ya. Hiç güzel değil. Ben beğenmedim bunu. Bu hatırlayamadım ya. Bu Rio soygununda olabilir mi acaba? I don't know. Şimdi. Niye bu odaklanıyor ya? Evet, Kore. Bu galiba 5'te. Evet, 5'te çıkan, 5'te görünen bir araba olması lazım. Onu. Tam hatırlamamakla beraber. Evet. İntihar etti. Teşekkürler. Allah'a bekliyorum. Allah'a bekliyorum. Ama idare eder. Benim sevdiğim bir arabaya geldik görünüm olarak. Yok, gelmedik. Bu Chevelle'den bu arada var başka da. Bunun bir de kırmızısı var. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir dakika, diğer seriye geçmişiz. Neden söylemedin? Dedin ya ikinci kutuya geçiyoruz. Pardon diye. Ben. Sen tabii. Ya şimdi tüm yalnız araba ters duruyor. O kadar araba veriyor. O kadar tipsiz yani. Bu yani. Ya bu arabanın dışı, ben buna en çok beğendiğim buydu benim. Benim koleksiyonuma laf atmaz. Mat olduğu için en çok sevdiğim buydu. Bunun kırmızısı da var. Ay, o daha güzeldir. Bende de kırmızısı da var. Onu da kutusunu açacağız. Aa. Ama şimdi değil. Ben açacağım onu kutusunu. bu mesele tam bir klasik olduğu için. Niye benden aldın ya? Uyuyayım da rahat çekelim diye aldım. Hayır, ben öyle oynayacağım. Şimdi buradan sonraki arabalar klasik olduğu için hoşuma gidenler aslında. Gene burada da klasikler var da. Özellikle şu Tokyo Drift'te olan. Arkadan görünüyorsun. Bak bak. Fıs fıs fıs. Sen kime şekil yapıyorsun kardeşim? Agacım, ben drift atıyorum. Tokyo Drift'im çünkü. Evet, gelelim yine. Bunun altını göstermiş. Aa, bunun altı niye yeşil lan? Yeşil mi? Hı. Bu benim en sevdiğim. Bu baş tacı. Bu böyle bunun önünde dursun. Az önce o artistlik yaptı ona. Ay, ne kadar güzelmiş bu da, parlak. Rengi çok iyiydi. Altının, evet, yeşil olması beni, oha, şaşırttı. Aa, evet. Neden acaba? Bunu da hatırlayamıyorum. Her zaman iyi.
Acının tadı. Yani gerçi ben şuradaki 4 araba dışında çoğunu hatırlamıyorum. Çünkü Fast and Furious izlemeyi bayağı oldu. Bunu hatırlıyorum ama. Bu da böyle bir... Ya ben bunları kurcalamadan sen ötekine geçiyorsun. Bunu biraz anlat. Koydu bir yerine geçmiyor. Geçmiyor. Şimdi ne anlatayım? Parlak yeşil bir rengi var. Şuraları krom kaplı. Dayıcım almayacağız. Satmaya, sana, satamazsın. Sana hayır. 50 bini bırakırım. Keşke. Dolar mı? Euro. Güzel. Bunun altı çok farklı geldi harbiden. Ben bu arabalara dediğim gibi teker Allah. Teker fotoğraflarını zaten gösterirken koyacağım yanlara filmlerdeki fotoğrafları. Umarım koyarsın. Hep böyle fotoğrafını koyarız diyorsun. Milleti kandırıyorsun. Ama koyuyorum. Kalbim kırık. Allah. Geldik bir Impala'ya. Benim sevdiğim ay, arabalardan. Ay bu da çok güzel harbiden. Altından bakıyor vahiy. Altına isimden öyle okuyorum. Tabii canım. Şimdi bunu klasik araba hastaları genelde bilir böyle şeyler. Evet, mesela ben. Impala'yı herkes bilir. Yok ben Impala'yı. Chevrolet'i herkes bilir, tamam mı? Ben genelde Camaro'cu. Camaro'cusun. Teşekkürler. Camaro hangisi dese? Şu mavi olan. Woohoo! Ya işte bir şeyler biliyorum. Beni şaşırttı. Şimdi Impala bayağı hoşuma gitti açıkçası. Çünkü filmdekinin bayağı akıllı var. Bayağı aynısı filmdekinin. Çok güzel ya bu. Baksana. Gerçi hepsi aynısı da bu. Yine aslında bu yarışan bir araba değil. Yine arka planda olan bir arabaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Film seti Allah gidiyor. Daha çok böyle Dom'un arabalarını bulabilsek video çok daha eğlenceli olabilir. Yani bilinen arabalar bulabilsek ama işte teknik kutulara satılanlar var. Bir de burada ne hikmetse Hot Wheels'la kapış kapış gidiyor. Evet. Zaten alabileceğimiz çok da yer yok. O yüzden hepsini bulamıyoruz. Yani şu Skyline'in başka rengini ara ara bayıldım ama hala bulabilmiş değilim. O yüzden bununla yetineceğiz şimdilik. Yani genel olarak anlatabileceklerim bu kadar. Bence bu videoyu burada bitirelim. Sen o arabaları oynamayı bırakırsan. Mutlu musun? Tabii ki mutluyum canım. Koleksiyonu her zaman yeni ekleme yaptığım zaman mutlu oluyorum. Evet. O zaman bu videoyu burada bitirelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Herkese hoşça kalın. Bay bay.